Güneydoğu TV ekranlarından herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Şanlıurfa ve ülke gündemine dair gelişmeleri şimdi sizlerle paylaşacağız. Evet sevgili izleyenler, toplu açılış töreni için yarın Şanlıurfa'ya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kentteki programı belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarınki Şanlıurfa programı belli oldu. Erdoğan öğle saatlerinde Urfa'da olması bekleniyor. İlk olarak Abide Kavşağı'nda toplu açılış törenine katılacak olan Erdoğan, çok sayıda eserin toplu açılışını gerçekleştirecek. Erdoğan'ın Şanlıurfa programı Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenecek il danışma toplantısının katılımı ile sona ermesi bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın Şanlıurfa'da gerçekleştireceği dev açılış programı öncesi kente gelerek hazırlık çalışmalarını inceledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yarın Şanlıurfa'ya gelerek toplu açılışlar gerçekleştirecek. Yarın saat 13'te 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde gerçekleşecek program öncesi Şanlıurfa'ya gelen Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati, Cuma namazını Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Camisi'nde kıldı. Namazın ardından Vali Salih Ayhan ile Balıklıgöl'ü gezen Bakan Nebati balıklara yem vererek vatandaşlarla çay içip sohbet etti. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halkla buluşarak toplu açılış yapacağı 18 Mart Çanakkale Caddesi'ndeki alana geçen Bakan Nebati, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Bakan Nebati'ye buradaki incelemelerinde Vali Salih Ayhan ile birlikte AK Partili bazı Şanlıurfa milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat da eşlik etti. Allah razı olsun hepinizin. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bugün Şanlıurfa'daydı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Abide Kavşağı'nda incelemelerde bulundu. Tamam, lütfen, lütfen. Hayır, lütfen. Tamam, siz çekin, siz çekin. Abide Kavşağı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılıyor. Bugün Şanlıurfa'ya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati son çalışmaları yerinde inceledi. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Nebati'ye buradaki incelemeleri sırasında Vali Salih Ayhan, Yüklenici Firma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Baylan da eşlik etti. Yüklenici Firma Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Baylan çalışmaların son derece hızlı bir şekilde yapıldığını ifade ederek Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Kavşakta incelemelerde bulunan Bakan Nebati ve Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Orhan Baylan'a bu güzel çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Ya bunu sizlere söylemiyorum. Arkadaşlar oraya bakın. Trafik ışıklarıyla yürüyebiliriz. Yani burada şuraya olunca trafik sözde sıkışıyor. Yani onu da artık hazır bir önlem alacaksa bazı şartlarda. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle şehrin kalbinde bulunan ve kent trafiğini karşılamakta zorlanan Abide Kavşağı'nda köprülü kavşak yapımı tamamlandı. Şanlıurfa 3 Aralık'ta AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ağırlayacak. Bir dizi açılış gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan saat 13'te ise Novada Park arkasında halka hitap edecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şanlıurfa ziyareti öncesi kentte tüm hazırlıklar tamamlanırken resmi açılışı yapılacak Abide Köprülü kavşağında da çevre düzenlemesi ve çim ekim çalışmaları tamamlandı. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla yıldızlı bayraklarla donatılan Peygamberler Şehri Şanlıurfa'da vatandaşlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti tarafından şehre kazandırılan yatırım ve hizmetlerin de toplu açılışını gerçekleştirecek. Şehir merkezine rahat bir nefes aldıran ve Şanlıurfa kent trafiğinin can damarı olan Abide Kavşağı, Köprülü Kavşak, Viyadük çalışmasıyla Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı, İpek Yol Bulvarı, Necmettin Cevheri Bulvarı, Atatürk Bulvarı ile 18 Mart Çanakkale Caddesi'ni birbirine bağlanırken şehir merkezi tamamlanan köprüyle rahat bir nefes alacak. Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte engelli bireyler polislerle birlikte araç kullanarak keyfini yaşadı. Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından çeşitli etkinlikler düzenlendi. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda düzenlenen etkinlikte engelli bireyler gönüllerince bir gün yaşadı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı'na gelen engelli bireylere polisler de eşlik etti. Trafik konusunda bilgilerin verildiği etkinlikte engelli bireyler kendilerine göre tasarlanan akülü araçlarla trafikte ilerlemenin keyfini yaşadı. Trafik polislerinin eşlik ettiği eğitim parkındaki etkinlikte direksiyon başına geçen engelli bireylerin mutlulukları yüzlerine yansıdı. Eğitim parkurunu araçlarla turlayan engelli bireylere unutulmaz bir gün yaşatıldı. Pasta kesen engelli bireylerin etkinliği hatıra fotoğrafı çekilmesiyle son buldu. Şanlıurfa'nın Halili ilçesinde otobüsten kaldırıma bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi. Edinilen bilgiye göre olay akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. İddiaya göre halk otobüsünde şüpheli bir çanta gören yolcular, içinde bomba olabileceğinden şüphelenen otobüs sürücüsüne bildirildi. Otobüsü durdurunca yolculardan biri çantayı alıp kaldırıma bırakarak polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri zırhlı araçla kalkan oluşturup yolu trafiğe kapattı. Olay yerine çağrılan bomba imha uzmanları çantayı fünye ile patlattı. Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi. Yaşanan olayın ardından Şanlıurfa Valiliği yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada akşam saatlerinde halk otobüsünde yolculuk yapan vatandaşımız çantasını otobüste unutmuş olup başka bir şahıs tarafından otobüsten alınan çanta AVM bahçesine bırakılmıştır. Emniyet güçlerimiz gerekli tedbirleri alıp çantayı fünye ile imha etmiştir. Çanta boş çıkmış olup ilimizde asayiş ve güvenlik konusunda hiçbir aksaklık bulunmamaktadır denildi. Şanlıurfa'da kısa süre önce kurulan Göbekli Tepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ilk basın toplantısını düzenledi. Toplantıda konuşan cemiyet başkanı Reşit Öncel, amaçlarının gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini ve ahlak ilkelerini korumak olduğunu söyledi. Allah'ın bugün bizim düğünümüz. Yani ne ektiysen biçeceğin bir dönemdir. Ektiğine inanıyorsan biçeceksin yani. Göbekli Tepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti ilk basınla buluşma toplantısını düzenledi. Basın toplantısına katılmışızdır. Ve buradaki kalabalığa bakınca ben şunu tüm samimiyetimle söylemek istiyorum ki tüylerim diken diken oldu. Yani ne kadar çok güzel bir iş yapmışız. Ne kadar sevenimiz, dostumuz varmış. Bu vesileyle hepinizden Allah razı olsun. Hepinizin ayaklarına sağlık. Köprüde özel bir mekanda gerçekleşen buluşmaya cemiyetin yönetim kurulu, basın mensupları ve STK temsilcileri katıldı. Şu anda yönetim kurulu listemizi siz değerli meslektaşlarımızla paylaşalım. Hepinize bir kez daha katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Burada konuşan Göbekli Tepe Gazeteciler ve Yazarlar Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Öncel, amaçlarının gazetecilik mesleğinin ahlak ilkelerini korumak olduğunu ifade etti. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok kıymetli meslektaşlarım,
Göbeklitepe Hazreti Ecevit Yazanlar Cemiyeti'nin amacı yazılı ve görsel iletişim alanını kapsayan gazetecilik mesleğini, mesleğin geleneklerini, ahlak ilkelerini korumak, herkesin bilgi edinme ve herkesin düşünce özgürlüğünü sağlamak ve savunmak. Gazeteciler meslekleri içinde maddi ve manevi yönleriyle desteklemektir. Bizler de Şanlıurfa'da bu mesleği icra eden meslektaşlarımızla birlikte bu amaç için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Değerli basın mensubu arkadaşlarım, günümüzde doğru bilgi ve haberlerin en sağlıklı koşullarda topluma iletilmesi görevini üstlenen biz gazeteciler bu toplumsal olayları objektif bir biçimde topluma aktarmak zorundayız. Toplumda fitne ve fesat çıkarmaya yönelik provokasyona önüne geçmek basın mensuplarımızın ilkeli, doğru ve tarafsız haberci yapabilmeye imkan ve olana tanıyabilecek hak ve hukuklar korunabilecek koşullar sağlamak cemiyet olarak en önemli görevimizden bir tanesidir. Şanlıurfa'da Şeyhanlı aşiretine bağlı Şeykan Kolu, Alas ve Alabay aileleri arasında bulunan husumet barış ile sonlandırıldı. Benim yanıma geldi. Şanlıurfa'da Şeyhanlı aşiretine bağlı Şeyhan Kolu, Alas ve Alabay aileleri arasında bulunan husumet barış ile sonlandırıldı. Bir yıl önce yaşanan tatsız olayda bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda Şanlıurfa eski milletvekili Seydi Eyüpoğlu, Mustafa Keskin Bıçak, Emin Kubat, İsmet Keskin Bıçak'ın araya girmesiyle barışla sonuçlandı. Abi barış hem emri reddilmeyi hem talimat ve halleti yedemberi. Barış güzellikle tam memnuniyet haberi. Yapılan duanın ardından iki aile fertleri kucaklaşarak husumete son verdi. Şimdi iki taraf da akrabalarımlar. Onlar da akraba. Biz aynı aşiretik. Tabii bir olay olmuştu. O olaydan dolayı böyle birbirlerinden uzak kalmışlardı ama araya girmemizle sağ olsunlar bizi kırmadılar. İki tarafta yanaştı. İki tarafı bugün barışlarını elhamdülillah noktaladık. Ve barış kalıcı bir barış, hakiki bir barış olmasını da özellikle diliyorum Allah'tan. Ve tekraren akrabalarıma iki tarafa da teşekkür ediyorum. Allah bir daha böyle bir dert vermesin, böyle bir kaza yaşanmasın diyorum. Teşekkür ediyorum. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde yaya ve cam güvenliğinin sağlanması amacıyla okullar bölgesinde üst geçit çalışması başlattı. Büyükşehir Büyük Sevda İster sloganıyla kent merkezi ve 13 ilçede adil bir şekilde hizmet veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, araç sürücüleri ve yaya cam güvenliğinin sağlanması amacıyla Akabe Mahallesi ve Buhara Mahallesi'ni birbirine bağlayan Gaziantep yolundaki okullar bölgesinde üst geçit çalışması başlattı. Kent trafiğini rahatlatması amacıyla yeni bulvarlar ve yeni yolları Şanlıurfalıların hizmetine sunan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yaya cam güvenliğinin sağlanması, vatandaşların karşıdan karşıya sorunsuz ve güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla modern üst geçit çalışmalarına başladı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığı ekipleri Buhara Mahallesi'ndeki okullara güvenli ulaşımın sağlanması amacıyla geçit için ilk kepçeyi vurdu. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşlardan gelen talep ve önerileri değerlendirerek kentin farklı noktalarında yaya trafiğinin en yoğun olduğu bölgede modern, kent estetiğine uygun şekilde geçitler inşa etmek için kazı çalışması başlattı. Türkiye Emekliler Derneği Şanlıurfa Şube Başkanı Mehmet Karagöz yönetimi adına açıklamalarda bulundu. Sayın emekli üye arkadaşlarım,
3-12-2022 Cumartesi günü saat 13'te Navalny Hotel'in arkasında miting alanında Sayın Cumhurbaşkanımız halka hitap edeceklerinden dolayı siz değerli emekli arkadaşlarını miting alanında görmek ister. Emeklilikten yaşa takılanlar, ittifak yasası bekleyenler, 3600 ek göstergesi bekleyenler, derneğimiz kanalıya Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne konut bekleyenler, siz siyasi görüşünüz ne olursa olsun mutlaka miting alanına gelmenizi önemli rica ediyorum. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlere yönelik yapılan denetimlerde raf ve kasa etiket fiyatları arasındaki farklılık ile haksız kazanç sağlayan işletmeye ceza işlemi uygulandı. Haliliye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Huzur ve Güvenin Kalbi Haliliye sloganıyla halk sağlığını koruma yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşların sağlığını korumak amacıyla market, kasap, fırınlar başta olmak üzere denetimlerini sürdüren ekipler zincir marketleri denetledi. Kentin işlek noktası olan Bahçelievler'deki marketlerde denetime çıkan Zabıta Müdürlüğü, beraberinde İl Ticaret Müdürlüğü ekipleriyle iş yeri ruhsatı, hijyen ve kalite kontrolünün yanı sıra ürünlerin reyonda yer alan etiket fiyatını ve kasadaki fiyatının kontrollerini sağladı. Vatandaşların alışveriş yaparken mağdur olmaması adına denetimlerini devam ettiren ekipler, bir zincir markette yaptığı denetim ile raf ve kasa fiyatının farklı olduğunu gördü. Haksız kazanç ile vatandaşların mağdur edildiğini belirten Zabıta ve İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri ilgili işletmeye yönelik ceza işlemi uyguladı. Vatandaşların mağdur edilmemesi adına denetim esnasında bir işletmelere uyarılarda bulunan ekipler haksız kazanç sağlayan marketlere ağır yaptırım uygulanacağını belirtti. Süzme beyaz peynir 38 lira 50 kuruş. Sargı bezi yüklü tırla piyasa değeri 2,5 milyon lira değerinde olan 12 kilo 250 gram esrarı Ankara'ya sokmaya çalışan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Ankara'ya Şanlıurfa'dan uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmada şüpheli bir otomobil ile tırı belirledi. Takip alınan araçları şehre giriş yaptığı Ankara Niğde Otoyolu Gölbaşı istikametinde durduran polis ekipleri narkotik köpeği ile TOMA eşliğinde söz konusu tırda yaptıkları aramada 12 kilo 250 gram esrar maddesi ele geçirdi. HİP, MP, MVP isimli 3 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen uyuşturucunun piyasa değerinin 2,5 milyon lira olduğu öğrenildi. Seyir halindeki otomobilin sürücüsü HİP'nin yolda gördüğü şüpheli durumları tırdaki MP ve FP'ye ilettiği öğrenildi. Öte yandan HİP'nin MP'nin ağabeyi olduğu, MP'nin de FP ile evli olduğu ortaya çıktı. Esrarın tırın kafa olarak tabir edilen bölmesinde yapılan aramalarda ele geçirildiği aktarıldı. Şüphelilerin kullandıkları tırın dorsesinde koliler halinde sargı bezi yükledikleri ve bu bezleri Ankara'dan hastaneye satmak üzere yola çıktıkları, bu sayede de uyuşturucu maddeleri kamufle edebileceklerini düşündükleri öğrenildi. Çeyrek asırdır hayırseverlerin destekleriyle Şanlıurfa'da dar gelirli ailelere yönelik yardımda bulunan Şanlıurfa Aşevi Derneği bu haftada ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Şanlıurfa Aşevi Sosyal Yardımlaşma Derneği'nde 30 yıldır kazanlar kaynamaya devam ediyor. Şanlıurfa Aşevi Derneği ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Şanlıurfa Aşevi yetkilisi Ali Topal ise yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı. Gördüğünüz gibi Şanlıurfa Aşevi olarak 30 yılın üzerinde biz yemeye devam ediyoruz. Buradaki kaynayan kazanlarımız kaynıyor, inşallah kaynayacaktır da. Biliyorsunuz ki bize Urfa ve Urfa'nın dışındaki
tüm kardeşlerimiz Urfalı olup ve olmayanlar buranın aşevine yardım yapmaktalardır. Bu yardımımız tabii ki devam etmektedir. Bu dul, yetim, sakat, mahkum ailelerinin buradan yemek alabilmeleri için vatandaşlarımızın bize yardımcı olmaları lazım. Yardımcı oldukları zaman buradaki kaynayan kazanlar kaynayacaktır. O kaynayan kazanlardan yetimler, fakirler, fukaralar, gurabeler yiyeceklerdir. Bundan dolayı kardeşlerimizin buraya gelmesi, burayı ziyaret etmelerini ve bizleri görmeleri, fakirin, fukaranın, yetimin başını okşamalarını istiyoruz. Biliyorsunuz ki kış olmasından dolayı, biraz soğukların olmasından buradaki kardeşlerimizin çocukları, bu yetim çocuklar tabii ki üşümektedir. Bunların kucukları, ayakkabıları yoktur. Ayrıca kazanların kaynaması için kuru gıdaya da ihtiyacımız vardır. Bundan dolayı sizler aracılığıyla tüm kardeşlerimize sesleniyorum ve buraya yardım ederlerse bu kaynayan kazan 30 yılın üzerinde kaynamaktadır. İnşallah kaynayacaktır. Tüm yardım eden ve yardım alan kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Şanlıurfa'da sahte belge ve plaka ile piyasa değeri 2 milyon 800 bin lira değerinde 27 ton ipliği alıp kayıplara karışan nakliyeci kılığındaki dolandırıcılar, jandarmanın iğne ile kuyu kazar gibi yaptığı çalışma sonucu Gaziantep'te yakalandı. Edinilen bilgiye göre olay 22 Kasım 2022 tarihinde Şanlıurfa 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşandı. Fabrika yetkilileri Malatya'ya iplik göndermek için bir nakliye firmasıyla anlaştı. Fabrikaya gelen nakliyeci kılığındaki dolandırıcılar sahte belgeler göstererek piyasa değeri 2 milyon 800 bin lira olan 27 ton ipliği sahte plakalı bir tıra yükledi. Fabrikadan alınan malzemelerin Malatya'ya ulaşmadığını öğrenen fabrika yetkilileri durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Fabrikanın güvenlik kamerasını inceleyen jandarma suç araştırma timi aracın plakasını belirledi. Aracın sahibine ulaşan ekipler sahte plaka kullanıldığı ve taşımacılığın o araçla yapılmadığını öğrendi. Fabrika çıkışından itibaren yüzlerce güvenlik kamerası ile şehir polis kamerasını inceleyen ekipler tırın Şanlıurfa ilinden ayrıldıktan sonra Malatya istikameti yerine Gaziantep'e doğru gittiğini belirledi. Dolandırıcıların yolda sahte plakayı söküp çekiciye ait gerçek olan 73AR791 plaka ve Dorse'ye ait 31AP939 plakayı takıp Gaziantep'e gittiğini tespit eden ekipler sistem üzerinden araç sahibinin kimliğini belirledi. Tırın Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi nüfusuna kayıtlı SK'ya ait olduğunu belirleyen ekipler Gaziantep'teki adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda şahıs gözaltına alınırken evin önündeki tıra ise el konuldu. Şahsın evinde yapılan aramada olay günü giydiği elbiseler ile şapka ele geçirildi. Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Balıklı Göl Devlet Hastanesi nöroloji uzmanı Doktor Serkan Topçu epilepsi hastalığı hakkında açıklamalarda bulundu. Epilepsi hastalığı aslında klinik bir tanı. Yani hastanın yaşadığı, dışarıdan bizim şahit olduğumuz, tanık olduğumuz vücut hareketleri olabilir, bilinç değişikliği olabilir. Bunun da tanı konulan bir hastalık. Halk arasında bazen epilepsi hastası olmasına rağmen hastaya yakıştırılamaması, bulguların tipik epilepsi bulguları olmaması nedeniyle sıradan bir hastalık olduğu sanılıp polikliniğe gelmeyen hastalar olabiliyor. Bu şekilde gözden kaçan, tanısı atlanan hastalar çok oluyor. Epilepsi hastalarında tüm vücutta kasılma, titreme, bayılma tarzında olmayabilir. Ya da ağızdan köpük gelmesi, gözün bir tarafa bakması, bilinç değişikliği olmayabilir. Bazen oturduğunuz yerde konuşurken cümlede kopukluk olması, kelimeleri unutması, dalgınlık tarzında, dalma tarzında nöbetler de olabiliyor. Ya da bazen ani bir sesle, gürültüyle, ışıkla irkilme, sıçrama tarzında bile olabiliyor hastalarda. Bunların hepsi epilepsi düşündürebiliyor. Bazı hastalar da oturduğu yerden sanki böyle mide rahatsızlığı varmış gibi, midemde bir şeyler var, yükseliyor, kusacakmışım gibi bir hisle bize başvurabiliyor. O esnada hafif bir bilinç değişikliğine eşlik etmesi ya da diğer sebep olabilecek hastalıklarla uyumlu başka bir şey çıkmayınca tanı amaçlı EEG'ye başvuruyoruz. EEG çekimi epilepsi tanısı için, destek tanısı için olmazsa olmazlarımızdan birisi ama bunun yanında diğer tanı yöntemlerimiz de var tabi. Kan tahliliyle destekleyebildiğimiz bazı değerlerimiz, beyin MR'ında sebep olabilecek bir kitle tarzı, beyin damar tıkanıklığı, beyin kanaması tarzında şeyler ya da doğuştan bir gelişim anomalisi olabiliyor. Bunun sebebini de tespit edip
Ona göre bir tedavi düzenliyoruz ve düzenli takip, özellikle hastalarda tanı aldıktan sonra tedavi başlanıp hep aynı tedaviyle gitmeyebiliyoruz. Belli aralarla takibi yapılıp ilaç dozu, ilaç sayısı ya da ilaç kesilip kesilmemesi konusunda hasta ve yakınlarıyla işbirliği içerisinde düzenli takiplerle götürmemiz gereken önemli bir hastalık. Şanlıurfa'da gelen kokular üzerine bir eve giren polis ekipleri çürümeye yüz tutmuş erkek cesediyle karşılaştı. Edinilen bilgiye göre olay Şanlıurfa'nın Eyüpiye ilçesine bağlı Asya mahallesinde yaşandı. Mahalledeki bir evden kötü kokular geldiğini fark eden vatandaşlar durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kapıyı açan ekipler çürümeye yüz tutmuş bir erkek cesediyle karşılaştı. Üzerinden yabancı uyruklu Abdurrezzak Halaf adına düzenlenmiş kimlik çıkan ceset otopsi işlemlerinin ardından defnedildi. Şahsın kesin ölüm nedeninin çıkacak otopsi raporuna göre belirleneceği belirtildi. Bu haberle de bültenimizi noktalıyoruz sevgili izleyenler. Yarın akşam aynı saatte görüşünceye dek hoşça kalın.